Hüccetül İslam İmam Gazali hasretleri İhya-u Ulumittin 1. Cilt 2. Kitap Mesele Zahir, Batın ve Tevil Şayet okuduğun bu ayet ve hadisler tevil edilebilir. Sen zahirle batının ayrılıklarını bize açıkla. Eğer batın zahirle çelişiyor dersen şeriatı iptal edersin. Bu hakikat Şeriatın hilafıdır diyenin sözü olur ki küfürdür. Çünkü şeriat zahirden ibarettir. Hakikatse batından ibarettir. Eğer batın zahiri bozmaz ve ona muhalif olmazsa o vakit zahirle batın ikisi bir olur. O zaman bunu ayırmak manasız olur. Artık şeriatın ifşa edilmeyecek gizli tarafı kalmaz. Gizlisi de açığı da bir olmuş dersen bilmiş ol ki bu soru büyük bir davayı gündeme getirir ve konuyu mükaşefe ilmine çeker de muamele ilminin gayesi haricine çıkar. Halbuki burada gayemiz mükaşefe değil muamele ilmidir. Bu kitapta anlattığımıza akaid kalbin amellerindendir. Kalbimizi bunlara bağlamak suretiyle tasdik ve kabul etmekle emrolunduk. Yoksa bunların hakikatlerini olduğu gibi anlamaya kadar gideceğiz demek değildir. Zira bununla bütün insanlar yükümlü değildir. Eğer bizim bu anlattıklarımız kalbin fiillerinin ameli kısımlarından olmasa onları bu kitaba yazmazdık. Aynı zamanda eğer kalbin zahir amellerinden olmasalar onları kitabın birinci kısmında da yazmazdık. Eşyayı olduğu gibi idrak eden hakiki keşif, kalbin batıni sıfatıdır. Fakat yukarıdaki söz, zahirle batının birbiriyle çeliştiği düşüncesine yol açtığından, kısa ve öz bir ifadeyle bu meseleyi çözmek lazımdır. Batın, zahire zıttır. Hakikat, şeriata uymaz diyen kimse, imandan daha çok küfre yakındır. Bilinmesi, yalnız mukarreplere mahsus olan insanların ekserisinin idrakte onlara ortak olmadığı ve başkalarına açıklamaktan men edildikleri sırlar beş kısma ayrılır. Birinci kısım, herhangi bir şey aslı itibariyle herkesin anlayamayacağı kadar ince bir mesele olur ve onu ancak insanların hava solanları anlayabilir. Onlara gerekense bunu ehli olmayanı açmamaktır aksi takdirde onu anlamaktan aciz kaldıklarından onlar için bir fitne olur. Ruhun sırrının gizlenmesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakikatini açıklamaktan kaçınması bu kısma dahildir. Çünkü ruhun hakikatini anlamak akıllara ağır gelir ve hemen onun hakikatini tasavvur etmekten aciz kalırlar. Yoksa sanma ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun hakikatini bilmiyordu. Zira ruhunu bilmeyen kendini bilmemiş olur. Kendini bilmeyense Rabbini nasıl bilebilir? Ruhun hakikatinin bazı velilere ve alimlere de malum olması akıldan uzak değildir. Onlar her ne kadar peygamber değillerse de şeriatın edebiyle edeplenmiş olduklarından peygamberin sükut ettiği yerde onlar da susarlar. Allah'ın sıfatlarında da incelikler, sırlar vardır ki insanların çoğunun zihinleri onlara idrakten acizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlaşılması için ilim, kudret ve benzeri sıfatların sadece zahir kısımlarını açıkladı ki insanlar kendi ilim ve kudretleriyle de bir nevi münasebeti olması sebebiyle onları anlarlar. Çünkü onlarında ilim ve kudret olarak isimlendirilen nitelikleri vardır. İnsanlar bu vasıflar arasında vehimleriyle bir mukayese yapar da onları anlamaya çalışırlar. Eğer insanlarda benzeri bulunmayan bir sıfatı anlatsan onu anlayamazlardı. Mesela bir çocuğa veya hünsaya cinsi münasebetin lezzetinden bahsetsen bir şey anlayamaz.'' Ancak bildiği yemek lezzetiyle bir münasebet kurarak anlamaya çalışır. Halbuki bu da hakiki idrak sayılmaz. Allah Teala'nın ilim ve kudretiyle yarattıklarının ilim ve kudretleri arasındaki fark cinsi münasebet lezzetiyle yemek lezzeti arasındaki farktan çok fazladır. Kısaca insan ancak nefsini ve bu anda veya geçmişte nefsinin taşıdığı vasıfları bilir. Sonra ondan mukayese yaparak başkalarının sıfatlarını da anlamaya çalışır. Sonra bu vasıfların şeref ve kemalde farklı olduklarını anlar. İnsan için Allah'a ancak kendi nefsinde sabit olan fiil, ilim, kudret ve benzeri sıfatları ispat etmek imkanı vardır. Bunlara ispat etmekle beraber Allah'ın bu tip sıfatlarının daha kamil ve daha şerefli olduğunu da tasdik eder. İnsanın en büyük temayülü kendi sıfatlarınadır. Zat-ı kibriyaya mahsus sıfatlara değildir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni hakkıyla övmeye güç yetiremem. Sen kendini övdüğün gibisin buyurmuştur. Bunun manası anladığımı ifade etmekten acizim demek değildir. Bilakis zatı kibriyanın azametini hakkıyla idrakteki aczini itiraftır. Bu sebepten bazıları Allah Teala'yı gereği gibi kendisinden başkası bilemez demişlerdir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hamd Allah'a mahsustur ki insanlara kendisini bilmeye acziyetlerini itiraftan başka bir yol vermedi.'' buyurmuştur. Sözün diskinlerini bu yoldan çekelim de gayeye dönelim. O da akılların idrak edemediği birinci kısımdaki bunlardan biri ruh, diğer bir kısmı da Allah Teala'nın sıfatlarıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi bunlara işaret olsa gerektir. Muhakkak ki Allah Teala'nın nurdan yetmiş perdesi vardır.'' eğer perdeleri kaldıracak olsa onun cemalinin nuru ulaştığı her şeyi yakardı. İkinci kısım, aklın idrakten aciz kalmadığı anlaşılacak şeylerdir. Fakat peygamber ve sıddıklardan başka dinleyenlerin birçoğuna zarar vereceği için peygamber ve sıddıklar onu açıklamaktan çekinirler. İlim erbabının açıklamasından men edildiği kader sırrı da bu kısımdandır. Bazı hakikatleri açıklamanın bazı kimselere zarar vermesi olmayacak bir şey değildir. Güneş ışığının yarasanın gösterine ve gül kokusunun pislik böceğine zarar vermesi gibi. Böyle bir ihtimal nasıl uzak görülebilir? Şöyle ki biz bütün fenalıklar, isyan, zina ve hatta küfre Allah Teala'nın kazası iradesi ve dilemesiyledir ve bu söz haktır deriz halbuki bunu duymak bazı kimselere zarar vermektedir çünkü onlara göre bu söz ahmaklık ve sefihliğe sevk eden hikmete aykırı şeylerdir çirkin işlere ve zulme rıza göstermedir Allah'ı bunlardan tenzih için kul fiilinin yaratıcısıdır dediler i̇bn Ravendi ve haktan sapan bir taife bu sebepten kafir oldu. Sırrı kaderde bunun gibidir. Eğer açıklansaydı çokları Allah Teala'nın aciz olduğu vehmine kapılacaklardı. Eğer biri kıyametin kopacağı zaman bin sene veya daha az veya daha çok belirli olarak bildirilseydi daha iyi olurdu. Herkes onu bilmiş olurdu derse cevaben deriz ki, bunun doğuracağı zarardan kaçınmak bakımından insanların vaziyetine elverişli olan bilinmemesidir. Çünkü belki uzaktır. Eğer uzak olduğu bilinirse ceza gününün uzaklığı korkuyu asaltır ve herkes lüzumsuz hülyalara kapılır. Belki yakındır. Eğer yakın olduğu bilinirse korku çoğalır, insanlar çalışamaz. Bu suretle hayırlı işler asılır. Dünya harabeleşmeye başlar. Üçüncü kısım Eğer açıkça ifade edilse anlaşılır ve bir zararı olmaz. Fakat dinleyenlere daha iyi tesir etmesi için istiare ve işaret yoluyla ondan bahsedilir. Çünkü o hadisenin kalplerdeki etkisini büyütmek gayesi vardır. Mesela biri falanı gördüm domuzlara inci gerdanlık takıyordu.'' dediği vakit gayesi ilim ve hikmetin ehli olmayanlara açıklandığını anlatmaktır. Bunu dinleyenlerin bir kısmı ilk önce zahir manasını anlar. Fakat hakikati arayan muhakkikler adamda inci ve ortada domuz olmadığını görünce bunun zahir manası murad olmayıp ne demek istediğini anlamış olur. İşte insanlar bu sırrı ve hakikati anlamakta yek diğerinden farklıdırlar. Bunun için şair diyor ki, İki kişi var ki biri tersi, diğeri dokumaçı. Bunlar semak denilen iki yıldızın karşılığıdır. Biri gidenin hırkasını dokumakta devam ederken, diğeri de gelenin elbisesini diker. Şair, ikbal ve idbarı iki sanatkarla tabir etmiştir. Bunun benzerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deri ateş üzerinde büzüldüğü gibi mescitte tükürük ve balgamdan öylece büzülür. Hadis-i şeriflerinde buyurmuştur. Mescidin büzülüp dürülmediği görülen bir gerçektir. Ancak ateş deri yazıt olduğu gibi sümük ve sümkürmek mescidin heybetini azaltması ve camiye hürmetsizlik olması bakımından mescidin ruhuna zıttır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan evvel rükû ve secdeden kalkan kimse Allah'ın onun başını merkep başına çevireceğinden korkmaz mı buyurmuştur. Şüphesiz suret bakımından kimsenin başı eşek başına ne döndü ne de dönecektir. Fakat manası itibariyle böyle olacaktır. Çünkü gerçekten onun başı hayvan başı suretine dönecek değil. Ancak onun vasfını alacaktır ki o da ahmaklıktır. İmamdan evvel secde ve rükudan kalkanın başı ahmaklık ve anlamamazlıkta eşek kafası gibidir. Zaten aranan da bu manadır. Mananın kalıbı olan şekil değildir. Artık imama uyduktan sonra ondan evvel kalkmak bir çelişki ve en büyük ahmaklıktır. Bu gibi sözlerin zahir manalarında olmadıkları ya akli veya şer'i delillerle bilinir. Akli delil söylenen sözü zahir manaya hamletmenin mümkün olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbi Rahman olan Allah Teala'nın iki parmağı arasındadır. Buyurduğu bu hadisten gerçek manasının murad olmadığı akılla bilinir. Çünkü biz kalbin etrafında parmak görmüyoruz. Anladık ki bundan gaye parmağın sırrı ve gizli ruhu olan kudrettir. Kudretten el kinayesi, iktidarı el daha iyi ifade ettiği içindir. Yine bu tür iktidardan kinaye olarak Allah Teala Nahl Suresi 40. ayeti i Kerime'de Bir şeyin olmasını dilediğimiz vakit ona ol deriz, o da olur. Buyurmuştur ki bu ayet-i celilenin zahir manası yani ses ve harfle hitap imkansızdır. Çünkü eğer bu hitap şeyin vücudundan evvelse yok olan şey Ol gibi hitabı anlamaz ki emre uysun da olsun. Eğer var olduktan sonraysa artık ol demeye lüzum yok. Çünkü olmuştur. Fakat kudretin son haddini anlatmakta bu kinaye daha etkili olduğu için Allah Teala açık tabiri bırakıp bu kinaye tabiri kullanmıştır. Bunlar akılla anlaşılacak kısma örnektir. Şer'i delille bilinmesine gelince sözü zahirine göre anlamak mümkündür. Fakat onunla zahirin dışında bir mananın irade buyurulduğu rivayet edilmiştir. Nitekim Hak Teala Rahat Suresi 17. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Allah gökten su indirir. Dereler onunla dolar taşar. Sel üste çıkan köpüğü alıp götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah hak ve batıl için şöyle misal verir. Köpük uçup gider. İnsanlara fayda verense yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Bunun zahir manası murad olmakla beraber buradaki yağmurdan murat Kur'an-ı Kerim'dir. Derelerden murat kalplerdir. Bazı kalpler büyük dereler gibi ondan fazla nasip aldı. Bazısı az, bazısı hiç alamadı. Köpükse küfür ve nifak gibidir. Her ne kadar suyun yüzüne çıkar ve görünürse de devam edemez. Hemen sönüp gider. Ancak insanların faydalanacağı hidayetse devam eder. Bu kısımda bazı gruplar ileri giderek haddi aştılar da ahirette haber verilen misan, sırat ve benzeri ayetleri tevile çalıştılar ki bu bir bid'attir. Bu hususta seleften bir rivayet olmadığı gibi bunları zahir manalarında almakta da bir mahsur olmadığından bunları zahirleri üzerine anlamak vaciptir. Dördüncü kısım İnsan bir şeyi önce hülaseten genel olarak anlar. Sonra ayrıntısına delil ve zevkle erişir. Böylece iki ilim birbirinden farklı olur. Birincisi kabuk, ikincisi öz gibidir. Birincisi zahir, ikincisi batındır. İnsanın uzakta veya karanlıkta bir kimseyi görmesiyle ortalık aydınlandığı veya yaklaştığı vakit onu görmesi arasında fark olmakla beraber ikinci gördüğü birinciden başka bir şey değildir belki onu daha olgun şekilde görmektir. İlim, iman ve tasdikte bunun gibidir. Çünkü insan aşık olmadan aşkı, hasta olmadan hastalığı, ölüm gelmeden ölümü tasdik eder. Fakat bunları yaşadıktan sonraki ilmi daha kamildir. İnsanoğlunun şehvet, aşk ve diğer hallerde üç ayrı durumu ve anlayışı vardır. 1- Meydana gelmeden önce varlığına inanmak. 2- Meydana geldiği anda varlığına inanmak. 3- Olup geçtikten sonra varlığına inanmak gibi. Açlığı yaşamadan önce açlığı bilmekle, açlığı yaşadıktan sonraki bilmek bir değildir. Aralarında fark vardır. Dini ilimlerde bunun gibidir. Bizzat yaşayarak zevk haline gelip olgunlaşan ilim, tahkiksiz ve zevksiz elde edilen ilme nazaran batın gibidir. Sağlığın kıymetini hastanın bilmesiyle sağlam adamın bilmesindeki fark gibidir. Saydığımız bu dört kısımda insanlar ayrılır. Fakat Bunlardan hiçbirinde zahire uymayan batın yoktur. Belki özün kabuğu tamamlaması gibi batın da zahiri tamamlar. 5. kısım. Hal dilini sözle ifade etmektir. Kısa görüşlü olanlar zahir üzerinde durur ve onu hakikat zanneder. Eşyanın hakikatini görenlerse buradaki incelikleri anlarlar. Bu örnekte olduğu gibi tahta çiviye ''Niçin beni dövüyorsun?'' diye sordu. Çivi, ''Onu bana değil, durmadan beni tokmaklayana sor ve tepeme inen çekice bak.'' dedi. İşte bu hal dilinin sözlü ifadesidir. Yani gerek tahta ve gerek çivi hal dilleriyle böyle konuşuyorlar. Allah Teala'nın Fussilet Suresi 11. ayet-i de buna örnektir. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Aklı ve anlayışı kıt kimse bu ayeti anlamak için yerlere ve göklere hayat, akıl ve hitabı anlama kabiliyetini takdir eder. Ayrıca yer ve göklerin duyacağı bir hitap ve bu hitabada yine harf ve sesle evet, biz, emrine itaat ediyoruz diye cevap verdiklerini düşünür. Aklı başında olan bilir ki bu hal dilinin ifadesi olup yer ve göklerin zaruri olarak emre amade olduklarından haber vermektir. Yine Allah Teala'nın İsra Suresi 44. ayeti i Celilesi de bu konuyla ilgilidir. Her şey Allah Teala'yı hamdetmekle etmekle tesbih eder. Aklı ve anlayışı kıt kimse, cansız varlıklara da hayat, akıl ve ifade takdir eder ki, onlar da diyebilsinler. Arif olan bilir ki, bunlar dille değil, vücutlarıyla tesbih ederler. Allah'ı takdis eder ve birliğine şehadet ederler. Nitekim her şeyde O'nun birliğine delalet eden alametler vardır buyurulmuştur. Mesela bir eser karşısında bu sağlam inşaat mimarının ustalığına ve üstün ilmine şahitlik ediyor denildiği zaman bu şahitlik sözle değil varlığı ve haliyledir. Yine bunun gibi hiçbir şey yoktur ki kendisini yoktan var eden varlığını ve sahip olduğu vasıflarına devam ettiren onu çeşitli evrelerden geçiren bir yaratıcıya muhtaç olmasın. Var olan her şey bu ihtiyacıyla yaratıcısının kutsiyetine şahitlik etmektedir. Denildiği zaman bu şahitliği zahire saplanan kimseler değil basiret sahibi kamil insanlar anlar. Bunun için Allah Teala İsra Suresi 44. ayeti kerimede fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız buyurmuştur. Kısa görüştüler, bunu hiç anlayamaz. Allah Teala'ya yakın olan mukarreplerle ilmin derinliklerine nüfuz eden alimler de bunun hakikatine ve son haddine varamazlar. Çünkü her şeyin Allah Teala'yı tesbih ve takdisteki şehadetleri farklıdır. Bu şehadeti herkes kendi kabiliyetine göre anlar. Bu gibi şehadetleri muamele ilminde saymak uygun olmaz. Çünkü bunlar mükaşefe ilmindendir. Bu ilimde de zahir alimleriyle batın alimleri arasında fark vardır. Zaten zahirle batın arasındaki ayrımda bundan ortaya çıkmaktadır. Burada da makam sahiplerinden aşırı şekilde ileri gidenlerle orta derecede olanları vardır. İleri gidenlerin bir kısmı zahiri delillerin hepsini veya çoğunu bozacak kadar tevilde ileri gitmişlerdir. Hatta Allah Teala'nın elleri bize konuşur, ayakları da şahitlik eder. Yasin Suresi 65. ayeti Kerime Ve derilerine niçin aleyhimize şehadet ettiniz derler. Derileri de her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu derler. Buyurduğu Fussilet Suresi 21. ayeti i Kerime, Münker Nekir melekleriyle olan konuşmaları, Misan, Sırat ve Hesap hakkındaki sözleri, Cehennemliklerin cennetliklerle olan Araf Suresi 50. ayeti i Kerime'deki Sudan veya Allah Teala'nın size verdiği rızıklardan bize de akıtın münazaralarını tevil etti ve hepsinin hal diliyle olduğunu zannettiler. Diğer bir kısmı da tevil kapısını kapatmakta çok ileri gitti ki bunlardan biri de Ahmet bin Hamberdir. Hatta Allah Teala'nın onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ancak ol demesinden ibarettir. O da hemen olu verir. Yasin Suresi 82. ayeti celilesindeki tevili kabul etmedi. Ve ona uyanlar zannetti ki buradaki kün ol emri Allah'tan harf ve sesle bir hitaptır ve her olacak olan şeye daima ol diye hitap eder o da olur. Hatta bazı arkadaşlarından İmam-ı Ahmet'in yalnız üç sözle tevil kabul ettiğini söylediklerini duydum. Onlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hacer-i Esved yeryüzünde Allah'ın yeminidir. Sağ Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminin kalbi Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafında hissediyorum. Hadis-i şerifleridir. Bunun gibi zahir alimleri tevil kapısını kapamak istediler. Hüsnü zan olarak Ahmet bin Hanbel hakkında deriz ki Allah Teala'ya nispet edilen istivanın yerleşmek olmadığını, nüzulünde bir yerden bir yere geçmek olmadığını Allah ondan razı olsun Ahmet bin Hanbel de bilirdi. Ancak halkın iyiliğine göz önünde bulundurarak bu kapıyı kapamak için tevilden men etmiştir. Çünkü tevil kapısı açıldığı zaman gedik genişler haddini aşar ve bir daha önüne geçmek güç olur. Bu bakımdan tevil kapısını kapamakta zarar yoktur. Selefin sözleri de bunun doğruluğuna şahitlik eder. Çünkü selef geldiği gibi onu geçiriniz. Yani tevillerine ilişmeyiniz derlerdi. Hatta Allah ondan razı olsun i̇mam Malik'e istivadan sorulduğu vakit istiva malum keyfiyeti meçhuldür ona iman vacip, keyfiyetinden sormak bid'attir derdi. Bir kısmı da iktisadı riayet ederek Allah Teala'nın zatı ve sıfatıyla alakalı her şeyde tevil kapısını açtı ve ahiretle ilgili ayet ve hadisleri zahiri üzerine terk ederek bu konudaki tevili kapadılar. Bunlar eşarilerdir. Mutezileler daha ileri giderek Allah Teala'yı görmeyi, ruyeti, Allah Teala'nın semi, işitme ve basir görme sıfatlarını tevil ettiler. Miracı da tevil ederek bunun bedenle değil yalnız ruhla olduğunu iddia ettiler. Aynı şekilde kabir asabı, mizan, sırat ve benzeri diğer ahiret hükümlerini de tevil ettiler. Bununla birlikte cisimlerin dirilmesini, cenneti, oradaki yemek, koku almak, evlenmek ve lezzetlerden olan bütün nimetlerle cehennemi ve cehennemin yakıcı bir cisim olup derileri yakıp yağları erittiğini tevil etmeksizin kabul ettiler. Mu'tezile'nin bu kadar ileri gitmesinden cesaret alan felsefeciler daha ileri giderek ahiretle alakalı bütün hükümleri tevil ettiler ve ahiret hakkında varit olan her şeyi lezzeti ve elemi yalnız akli ve ruhi olarak tevil ettiler. Cisimlerin iadesini inkar ettiler. Ancak ruhların bekasıyla hükmettiler. Azabın ve nimetin hiç de bilinemeyecek şekilde yalnız ruha olduğunu kabul ettiler ki bunlar haddi aşmış, hak yoldan çıkmış kimselerdir. Şeriattan ayrılıp bu kadar ileri giden bu fırkalarla Hanbelilerin, katı tutumu arasındaki itidal derecesi o kadar zor ve incedir ki söylenenleri işitmekle erişilemez. Ancak eşyanın hakikatine ilahi nurla idraki muvaffak olanlar buna erişebilir. İlahi nurla kendilerine bu gizlilikler olduğu gibi açıklandıktan sonradır ki bu hususlarda işittiklerine bakarlar. Söylenen sözler yakın nuriyle müşahede ettiklerine uygun geliyorsa onu olduğu gibi kabul ederler. Uygun gelmeyeni de tevil ederler. O halde yalnız işitmekle öğrenen kimseye layık olan Allah ondan razı olsun Ahmet bin Hanbel'in yolunu tutmaktır. Bu hükümlerden perdeyi kaldırıp itidal derecesini bulmak mükaşife ilmine ait olup izahı fazla uzayacağı için biz bu bahse girmeyeceğiz. Gayemiz batının zahire uygun olup ondan başka bir şey olmadığını anlatmaktır ki şu beş kısımla birçokları açıklanmış oldu. Artık avam için yazmış olduğumuz akayet risalesiyle yetinmeyi uygun bulduk. Avam birinci derecede bundan fazlasıyla mükellef değildir. Ancak bid'atlerin çoğalmasıyla akidenin sarsılmasından korkulursa işte o zaman ikinci dereceye geçerek yine derine dalmadan kısaca akli ve nakli parlak delilleri içine alan akaid kitabına geçilir. Biz burada o parlak delilleri getirelim ve Kudüs'te yazdığımız Er Risaletül Kutsiye fi Kavaidil Akaid isimli eserimizde yetinelim. O da bu kitabın 3. faslındadır.